Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi Üçgende Alan'ın yani 11. bölümün 15 numaralı köşe taşındayız. Birinci sorumuzu ekrana getirdim ve bir de odaklanmamızı da tabii ki hemen ayarlayalım unutmadan. Şöyle parlaklığımızı da açalım birazcık. Hatta bir yapalım bu parlaklığı biz. Tamamdır. Evet, ne diyor şimdi ilk sorumuz? ABC üçgeninde G yine ağırlık merkezi. Bakın önceki köşe taşında da bir sürü ağırlık merkezinden soru çözdük. Burada olayımız şuydu arkadaşlarım. Şimdi şu üçüncü kenar ortayı da G'ye kadar çizersem G ağırlık merkezinin özelliği şuydu. G'den 3 köşeye de doğruları çizdiğinde 3 tane üçgen çıkıyor karşına ki bu üçünün de alanı eşitti. Sen şimdi şu beyaz üçgenin alanını hemen bulabiliyorsun. Dik üçgen ya bu. 4 ile 6'yı çarp dik kenarlarını 24. 2'ye böl 12. Bunun alanı 12 ise bu da 12, bu da 12. Yani taralı alan toplamda 24 geldi diyebilirsin. Buna geldik. G yine ağırlık merkeziymiş. 5, 12, 13 üçgenini görüyorum arkadaşlar. Bakın burası 12 birimdir diyebilirim artık gönül rahatlığıyla. Şu kenar ortayı biraz daha uzattığımda burayı tabii ki 2'ye bölmek zorunda. 5 bölü 2, 5 bölü 2 diye. Sonra şu G ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana 1, açıya 2. Bakın zaten açıya 2 birim diye bölmüş. O zaman tabana da şuraya da böyle bir tık tık koyalım. Hatta buna K, buna K, buna da K diyelim biz. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi şu K'lık üçgene A alanı düşürürsek 2K'lık üçgene 2A alanı düşürelim. Bunu da yazdım. Ve bakın şuradaki 5 bölü 2'ye 3A düştüyse C'ye kadar bu 5 bölü 2'ye de 3A düşecek diyelim. Ve biz şimdi toplam alanı yani 6A'yı bulabiliyor muyuz arkadaşlarım? Kesinlikle buluyoruz çünkü dik üçgen. Dik kenarları çarp yani 5 ile 12'yi çarp 2'ye böl 60 bölü 2'den 30 gelir. 6A 30 ise A buradan yani şurası 5 çıkar arkadaşlarım. Cevap Ceyhan'dan geldi. Geldim buna. Evet, yine alan ABC'yi soruyor. Aynı kuralı yapacağız dostlarım. Öncelikle şurayı çizdiğimde biliyorum ki burası A, burası A, burası A. Şimdi ben 3A'yı arıyorum ama A'yı bulacağım buradan dostlar. Peki A'yı nasıl bulacağız öğretmenim? İki yolu var. Ya sinüs alan bağıntısını kullanacağız ki şu anda sinüs alanı kullandırmıyor bize. Çünkü daha onu göstermedi. İlerleyen köşe taşlarında göreceğiz. O yüzden ben sinüs alandansa ne demiştik dik üçgende? 45 gördün mü karşısına dikliği indir. Aha indirdim. 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 45'in karşısı 3 olacak. Demek ki bu yükseklik 3. Yükseklik 3, taban 5. O zaman 3 çarpı 5 bölü 2 benim A dediğim alan oldu arkadaşlarım. A. Bana neyi soruyor? 3A'yı soruyor. 3 ile çarpalım bunu. Şurası 15 bölü 2'den 3 ile çarparsam 45 bölü 2 yani 22,5 yapar. Cevap Edirne'den gelir. Evet, dördüncü sorumuzdayız dostlarım. ABC üçgeninde BD, DC'ye eşit. Bu bir kenar ortay. Bir de AG, GD'nin iki katıymış. Yani bak burası K ise burası 2K'ymış. X dediğimiz yer. Bize 2K'yı soruyor arkadaşlar, unutmayın. O zaman bu G ağırlık merkezi olmadı mı arkadaşlar? Çünkü neden? Hem kenar ortay hem de 1'e 2 oranını böldü. Demek ki 1'e 2 oranını da bölüyorsa kesin ağırlık merkezi. Çünkü sadece ağırlık merkezi kenar ortayı ama 1'e 2 oranında böler. Normal bir doğruyu 1'e 2 oranında böldüğü zaman kenar ağırlık merkezi olmaz. Peki AEC açısı 90 derece, gördük onu. Bir de nereyi vermiş? Alan ABC'yi, ABC. Şuradaki üstteki üçgenin alanını 72 vermiş. Lan bu kenar ortayı nasıl bölüyordu? Şöyle 36. Burası da 36 olacak değil mi arkadaşlarım? Şu uzunluk alan da 36. 2'ye böldü. Peki ben bu 36'yı nasıl buluyorum? Şurasını taban seçerim. 3K'yı taban. Bu 3K'ya da yükseklik dışarıdan ilinmiş 6 derim yüksekliğine. O zaman 6 çarpı 3K bölü 2 benim 36 dediğim alan olur. 36'ya eşit. Şu 6 ile 3'ün çarpımı 18'dir. 36 ile sadeleşirse 2 kalır. Bu 2 ile de 2 çarpılırsa 4 olur K. Bana da 2K'yı soruyor da unutmayın. 8'i paketledim dostlar. Evet, 15 numara tamamdır. Geldik 16 numaraya. Burada da açıortayla ilgili, kenarortayla ilgili yaptık. Şimdi açıortayla ilgili alan dağılımı var. Bakın 5 12 13 üçgeni var. Hemen bunu bir yazdım.
Şimdi benden ABC üçgeninin, yani şu üçgenin alanı isteniyor. Hatırlayın, bizim fışkırma dediğimiz bir teorem vardı. Açıortayın kafa burası demiştim açıortayı anlatırken. Şunlar bir kol, bir kol. Vücudu takip ettim. Bakın, vücudun bittiği yerden bu kola inen diklik 5 ise diğer koluma indirdiğim diklik de 5 olacak arkadaşlarım. Demek ki şu 8'e inen diklik 5 santimmiş. Ha, dışarıdan mı iniyor, içeriden mi iniyor bilmiyorum ama şekle göre ben dışarıdan çizdim. Artık alanını bulabilirim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 20 geliyor buranın alanı diyebiliriz. Cevap Ceyhan'dan geldi. İkinci sorudayız. Dış açı ortayları çizmiş arkadaşlarım. 6'yı göstermiş bize. EAB. Bakın şimdi bu EAB üçgeninin tabanı 8. Şimdi ben bu tabana şuradan bir diklik indirip bu dikliği bulursam aslında taban çarpı yükseklik bölü 2'dir diyebilirim. Şimdi peki bunu da açıortaylardan bulacağız dostlar. Bakın hatırlayın, burası E noktası, iki tane dış açıortayın kesim noktasıysa biz bu Edirne noktasına dış teğet çemberin merkezi diyoruz. Dış teğet çemberin merkezinden iki tane dış açıortay, bir tane de İç açıortay geçer arkadaşlar. Demek ki şu BE iç açıortay. Peki bu iç açıortayın işte kafası, işte vücudu. Vücudun bakın buradan bu kola bir diklik indirmiş 6. Bu kola da ben bir diklik indirmişim. Lan o zaman bu da 6. Artık yüksekliği de biliyorum. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den Ceyhan'ı çoktan işaretledim bile arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Alan ABD. Bakın yine şu fışkırma teoremini yapalım. Kafamız, kollarımız, vücudumuz buradan bu kola dik indirmiş. Ben de bu kola diklik gidiyorum. Bu da 4 diyorum. Şimdi bu diklik şu üçgenin alanını vermiş ya bize arkadaşlarım. AB'yi de soruyor, X diyelim. O zaman yüksekliği 4, tabanı X bölü 2'den alan 24'müş dostlar. Buradan 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. 2x 24 ise x de 12'dir dedim. Evet, ne diyor bu kerata? ABC üçgeninde BH ve CI açıortaylardır. Bakın şimdi şu BH açıortay tamam ama aynı zamanda yükseklik arkadaşlarım. Hem açıortay hem yükseklikse bu kayı kuralından dolayı kenarortaydır ve bu üçgen kesinlikle ama kesinlikle ikizkenar bir üçgendir. Bunu bir söyleyeyim. Çevre ABC'yi, yani büyük üçgenin çevresini 20 vermiş. Alan ABC'yi bizden istiyor. Bir tek IH'ı biliyoruz 2 diye. Başka da bir şey bilmiyoruz şimdilik. Bir görelim bakalım neler yapacağız, nasıl konuşalım bunu. Alan ABC bizden isteniyor. Şimdi şöyle yapalım. Şunlara AA diyelim dostlarım. Şunlara da BB diye bir seslenelim. Bakalım bir şey olacak mı buradan? Bir şey gelecek mi? Şimdi ne biliyoruz? Çevre 20. O zaman 2A ile 2B'nin toplamı 20'dir. Tamamının çevresi. A ile B'nin toplamı da 10'dur. Şunların toplamı 10. Tamam. Bunu biliyoruz. O zaman biz B yerine artık 10-X yazalım. 10-A yazalım. Buradaki B yerine de 10-A yazalım. Şimdi açıortay teoremi yapalım bir de arkadaşlarım. Bakalım bir işimize yarayacak mı? Şimdi bizim alan dediğimiz şey... Yok ya, buradan gelmiyor bir şey sanki. Bir şey göremedim ben buradan ama devam edelim neyse. Şimdi A'ya 2 oranı varsa 10-A'ya şuranın oranı var. Bu bizim bir işimize yaramaz. Şimdi şu I iç teğet çemberin merkezi ise şu 2. Bakın ben bu soruyu nasıl çözerim şimdi onu söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi bulduk soruyu. Şimdi bizim sur diye bir alan formülümüz var. Sur. Buradaki surdaki S benim alanım. Yani istediğim alan eşittir. U dediğimiz şey yarı çevredir. Yarı çevre. Geometride yarı çevre U ile gösterilir. R dediğimiz şey iç teğet çemberin merkezidir kardeşlerim. İşte bu formülle de alan bulunabiliyor. Bakın şimdi bizim burada çevremizi zaten biliyoruz 20. Lan o zaman yarı çevreyi de biliyoruz 10. O zaman alan eşittir 10 çarpı R'yi zaten iç teğet çember burası ya. İç teğet çemberin yarıçapı, tam çizemedim şöyle teğet olsun buraya. Yarıçapı zaten 2 verilmiş. O zaman alan 20 çıkar. Paketleyin gelsin dostlar. Güzel bir formüldür. Bakın iyi ki de hatırladık formülü, yoksa soruyu çözemeyecektik.
Evet, 16'yı da gömdük. Hemen 17 numaralı köşe taşımızdayız ve başlıyoruz birinci sorumuzda. Yine bir açıortay verilmiş dostlarım. Bakın açıortayın kolları 8'e 12. Hatta biraz sadeleştirelim mi? 4'e bölelim. 2'ye 3. O zaman ayaklarda 2K'ya 3K, hatta alan 2A'ya 3A diyebiliriz. Bize de bakın toplam alanı, yani 5A'yı 40 vermiş. Demek ki A 8. Nereyi istiyor? A, B, D. 2A'yı istiyor arkadaşlarım. A 8 ise 2A'mız 16 yaptı. Buna geldik. Yine iç teğet çemberin merkezidir demiş. İç teğet çemberin merkezinden biz biliyoruz ki açıortaylar geçiyor. AC, AB'nin iki katıdır. K'ya 2K demiş. O zaman ayaklar da 1'e 2 oranına sahiptir. Bunu açıortaydan biliyoruz. Hatta alan da A'ya 2A oranına sahiptir. Ve bize alanı, tüm alanı yani 3A'yı 36 vermiş. Demek ki A 12, 2A da 24 olacak. Nereyi istiyor? A, B, D. 12'yi istiyor dostlar. Bursa'dan işaretledim. Şuna geldim. Üçüncü sorumuz. Şimdi yine bakın 6'ya 8 oranı var. Kollarımızın oranı. Hatta sadeleştirelim. 3'e 4 değil mi bunlar? Şuraya 3K, şuraya da 4K yazıyorum. Hatta alana da 3A, 4A yazıyorum arkadaşlarım. Peki alan ABC'yi 21 vermiş. Bakın tüm alan 21. Şimdi 6 ile 3'ü kıyaslamak istesem ben. Şurası üçlük üçgenin alanı, tepe noktası A. Şurası da altılık üçgenin alanı. Demek ki bakın 3 ile 6 ya tabanlar. Alanlar da 1'e 2 oranında bölecek. Yani 21 ya toplam. Şuraya 7 diyeceksiniz. Buradaki alana, şuraya da, yani 7 A'lık kısma da 14 kalacak. Toplamı 21 olsun, 1'e 2 oranında olsun diye. Demek ki A eşittir 2. Nereyi soruyor? B, D, E. Yani 3A'yı soruyor. 6'yı işaretleyin gençler. Dördüncü sorumuzdayız. ABC üçgenin dış teğet çemberinin merkezi. Bakın bir önceki köşe taşlarımızın birinde söyledik. Hatta 16. köşe taşının ikinci sorusunda söylemişiz. Dış teğet çemberin merkezinden neler geçiyordu? İki tane dış açıortay, bir tane de iç açıortay. O zaman şu BO iç açıortay. Şimdi AB'ye 3K deyin diyor. BC'ye 5K deyin diyor. Bakın bu açıortayın kolları 3'e 5 ise ayakları da 3M'ye 5M'dir yazalım. Alan ABC'yi 40 vermiş. O zaman hatta buranın alanı 3A, buranın alanı 5A'dır diyelim. Yani 8A'yı bize 40 vermiş dostlarım. Demek ki A buradan 5 çıkacak. ABK'yı istiyor. ABK. Yani 3A'yı istiyor bizden. 3 kere 5 15'tir dedik sorumuzun cevabına. Ve ben de geçerim 18 numaralı köşe taşımıza. Bakın yine burada da açıortaylar görüyorum. Bakalım hangi kuralımızı soracak. Evet, açıortayın klasik bir alan dağılımı kuralı vardır. Onu soruyor. Şu bir kere bu 6-8-10 üçgeni, bunu bir yazayım. Şimdi açıortayların kesiştiği noktadan köşeleri birleştirirseniz 3 tane üçgen çıkıyor karşımıza. Ama kenarortaydaki gibi bunlar eşit değil. Peki nasıl dağılıyorlar hocam? Bunlar gördükleri kenarlarla aynı oranda dağılıyorlar. Yani 6'yı mı görüyor bu üçgen? 6A. 8'i mi görüyor? 8A. Onu görüyorsa 10A. Peki bizden nereyi istiyor? D, B, C. 10A'yı istiyor. Biz hepsini bulabiliyoruz. Bakın tüm alan 10, 18, 24 A'yı biz şöyle buluyorduk. Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 6 ile 8'in çarpımının yarısı. 48 bölü 2'den bu da 24 çıkar. 24 A 24 ise A 1 gelir. 10 A'yı soruyor. Cevap da 10 olur. Evet, ikinci sorumuzdayız. D noktası yine iç teğet çemberin merkezi. Biz biliyoruz ki iç teğet çemberin merkezinden açıortaylar geçer. AB ile AC'nin toplamı 10 birimmiş arkadaşlar. AB ile AC'nin toplamı 10. Yani şuna ben bir A dersem burası 10-A'ymış. Alan ABC hepsinin toplam alanı 9 birim kareymiş. Alan DBC nedir diye bir soru soruyor. Bakın gelin şunu da çizelim biz. Bunu da çizdik. Şimdi bunların toplamı 10 ya. Burada da 5 var arkadaşlar. Şimdi ne diyecektik biz? 5'e 5A düştüyse şunların toplamına da, hani ikisi mesela, bu atın kafadan, sallayın tamamıyla. Bu 7 olsun, bu da 3 olsun. Hiç önemli değil. İstersen 6'ya 4 de.
Sonuçta oran yazacağın için sayılar önemli değil. Hani sayı değeri vermesen de olur ama daha iyi anla diye yapıyorum. Buraya normalde 7A, buraya da 3A düşecek değil mi? Yani beni ilgilendiren şurası. Toplamına 10A düşecek şu bumerang dediğim dörtgenin, şu iki üçgenin toplamı 10A olacak. Sen buraya 6 ile 4 de desen bu durumda bu 6A olacak, bu 4A olacak, toplam yine 10A olacak. Beni ilgilendiren kısım orasıydı. E şimdi biz toplam alanı 10A, 5A da buradan, 15A'yı 9 diyebiliyoruz. Bölün bunları 3'e. 5A ne olur? 3 olur. Zaten bize de 5A'yı soruyor arkadaşlar. Geldik şu sorumuza. D noktası, evet, yine iç teğet çemberin merkezi, tamam. 4, 6. ADC üçgeninin alanı ABD üçgeninin alanının kaç katıdır diye bir soru soruyor bize. Şimdi şu üstteki iki üçgenin alanlarını kıyaslamamızı istiyor arkadaşlarım. Bakın neler yapacağız şimdi. Şimdi tabii yine bir sürü farklı yöntemler içimizden geçiyor ama nasıl yapalım? Yani hangi yöntemi kullanalım diye düşünüyorum. Şunu yapalım. Açıortay ya bu, şimdi iç teğet çemberin merkezinden geçtiğine göre bu açıortay. Ayaklar 4'e 6 ise burası 4K'dır, burası da 6K'dır diyebiliriz. E sonra hocam, bu iç teğet çemberin merkezi ise buraya indirdiğim diklikte yarıçap, buraya çizdiğim diklikte yarıçap, buraya çizdiğim diklikte yarıçap olmalı. Ya böyle de yapabilirmişim ama istersem şuraya hani 4A, buraya da 6A diyebiliyordum yani az önceki 2 kuradan, oradan da çözebilirmişim. Bu 6A, bu da 4A olur, kaç katı oldu diye sorusunun cevabını buradan da bulabilirmişiz ama hadi böyle başladık. Şimdi ADC üçgeninin alanı 6K çarpı R, bir yerde ispat yapıyormuşuz gibi oluyor, bölü 2'dir. Bu üçgenin alanı 4K çarpı R bölü 2'dir ve diyor ki bu bunun kaç katına eşittir? M katına eşit olsun arkadaşlarım. M. E buradan kareler, kareler gitti. İkiler gitti. 6 eşittir 4M çıktı. Yani 6 bölü 4 eşittir M geldi. Sadeleştirelim. 3 bölü 2 eşittir M. Yani 1,5 eşittir M çıktı. Demek ki 1,5 katıymış. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım. AD kenarortay, 6 var 8 var. O zaman burası 10'dur. Şuraya 5 yazalım. Bakın muhteşem üçlüden bu da 5 oldu değil mi arkadaşlarım? Şuraya da 5'i çaktım. Şimdi şurada şu E noktası, bakın iç teğet çemberin merkezi. Çünkü iki tane açıortay kesişmiş. O zaman üçüncü kesişen doğru da açıortay olur dedim. Ve bunların alanı nasıldı? Şuna 5A, şuna 5A, şuna da 8A diyebiliyorduk deminden beri yaptığımız özellik. Peki burası toplam 18A dedim. Bakın şu 5'e 18A dediysem şu 5'in içine de 18A yazmalıyım. O zaman tüm alan ne oldu? 36A. Ve biz tüm alanı nasıl bulabiliriz? Dik kenarları çarp, 6 ile 8'i çarp, 48, 2'ye böl, 24 diye bulabiliriz. 12 ile sadeleştirelim. 3A eşittir 2. Bize nereyi soruyor? D, E, C, D, E, C. 5A'yı soruyor. Şimdi 3A 2 ise 3'e bölsem A eşittir 2 bölü 3. 5A'yı sorduğu için 5 ile çarp, 10 bölü 3 çıkar. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Kaç dakika oldu? 18 dakika oldu arkadaşlarım. Devam edelim mi diye düşünüyorum ama bir sonraki videoda da bu kalanları çözelim isterseniz. Ya da 19 ile 20'yi de mi çözsek ya? Çözelim anasını satayım ya, ne yapalım? Çözelim. 18'de 20'yi de çözelim. Hiç durmayalım biz arkadaşlarımız. Kesmeyelim. Bunları da çözelim. Öyle yeni videoya geçeriz. Tamam mı? Şimdi burada ne diyor bakalım? 135 derece diyor. O zaman şurası kesinlikle 45 derecemizi yazalım. Alan ABD. Şuradaki üçgenin alanını soruyor bize. Yani yukarıya baktığımda sinüslü alan formülünü yapmamızı istiyor. Tabii bu soruyu 45 olduğu için burada ben genelde açıyı verdiyse 45'tir, 30'dur. Ya da ne bileyim 120'dir, 120, 135, 150 gibi açıları verdiyse sinüs alanı çok fazla kullanmıyorum dostlar. Ama ilk sorumuzda bir öğretelim sinüs alan formülünü size. Şöyle 1 bölü 2 ile başlıyoruz formüle. Kafadan 1 bölü 2 var. Çarpı alanı sorulan üçgenin iki kenarını çarpıyorsunuz. 4 ile 6 kök 2'yi, bakın bunları vermiş. 4 çarpı 6 kök 2. Çarpı bir de aralarındaki açının sinüsüyle, yani 45'in sinüsüyle, ki o da kök 2 bölü 2'dir dostlarım. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Bakın kök 2 ile
kök 2'nin çarpımı 2 yapar. Şuradaki 2 ile sadeleşir. Şu 2 ile de 4'ü sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. 2 ile 6'nın çarpımı 12'dir. Bize sorulan üçgenin alanı. Ha, başka nasıl yaparız hocam? Şimdi 45'i görünce karşısına diklik indirin demiştim. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'in karşısı 6 olur. Ve bakın bu üçgenin yüksekliği 6, tabanı 4. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12'yi çok daha rahat buldum arkadaşlar. Geldim buna. DE. DE neresi? Şuradaki DE'ymiş. AB'yi 12 vermiş. Şurası 12. Bunu bir yazalım. Başka bir 10 var bir de. Neresi 10? BC'de 10. Tamam. Burası da 10'muş. Buna göre X nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi bakın şurada 90, 150, 90. O zaman şuradaki açıyı dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece ya. Şuradakilerin 4'ünün toplamı 360 olması için buranın 30 derece olması lazım. Bu bir. 2. Şimdi ben bütün üçgenin alanını bulacağım. Sinüsten bulalım. Çünkü sinüs istiyor bizde buradan. Ama dediğim gibi sinüs dışında şuradan yükseklik indirerek de bulabilirsiniz eğer isterseniz. Ben başlığımız sinüs olduğu için oradan çözeceğim. Şimdi neydi? 1 bölü 2 var başta. Çarpı. 2 kenarını çarpıyorum üçgenin. 12 ile 10'u. 12 çarpı 10 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir dostlarım. Buradan 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Bunu sadeleştirdim. 3, 30 kaldı. Şimdi bütün üçgenin alanı 30. Unutmayın bunu. Ben şuradan dörtgen görünce hani köşegen çizin demiştim ya önceki köşe taşlarında. Şu köşegeni çizdiğimde şuradaki üçgenin alanı ile şuradaki üçgenin alanlarının toplamı değil midir 30 olan? Toplam 30'du çünkü. Peki yazalım. Alttaki üçgenin alanı 1 çarpı 10 bölü 2'den 5 değil mi arkadaşlar? 30 olması için demek ki buranın alanı 25 olacak. Peki ben bu 25'i nasıl bulurum? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den yani 12 çarpı x bölü 2'den 25'i bulurum. Buradan da ne geliyor arkadaşlarım? 2 ile 25'i çarpın 50 eşittir 12x oluyor. X eşittir 50 bölü 12. Yani sadeleştirelim 25 bölü 6 Denizli'den geldi sorunun cevabı. Buna geldik. 120 var 4 kök 3 var. Tüm şeklin alanını soruyor bize dostlarım. 3 tane üçgenin alanlarını bulmamızı istiyor açıkçası aslında bizden. Şimdi şurası zaten dik üçgen arkadaşlar. Bu bizi çok yormayacak. Hemen dik üçgenin alanını bulalım şöyle kenardan. Dik kenarları çarp. 6 ile 2 kök 3'ü çarparsam 12 kök 3. Bir de 2'ye böl. 6 kök 3'tür. Bunu bulduk. Şimdi şuradaki üçgenin alanını bulalım. Bakın bunu da sinüsten bulacağız. Hemen şöyle kenarda bulalım. 1 bölü 2 çarpı kenarları çarpıyorum 4 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpıyorum. Bir de sinüs 120 giriyor değil mi işin içine? Sinüs 120. O da kök 3 bölü 2'den olayı bitiriyoruz arkadaşlarım. Hemen buradan 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Şu 4'ü götürsün. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. 2 ile de çarparsam 6 olur. Bir de kök 3 var. 6 kök 3. O zaman bunun da alanı 6 kök 3. Bunu da bulduk. Şimdi geldik şu alttakine. Bakın bunun açısını bilmiyoruz. Önce açısını bulalım buranın. Şurayı bulalım. 120, 90 daha 210 yapar. 210 ise buraya 360 olması için 150 kalır. Şimdi şu üçgenin alanını yazıyorum dostlar. Sinüs alanda. Şurada yazalım hemen. 1 bölü 2 bunun alanı. 1 bölü 2'yi yazıyorduk başa. 2 kenarını yazıyoruz. 6 ile 4 kök 3'ü çarpı sinüs 150. Sinüs 150 sinüs 30'a eşit. O da 1 bölü 2. 2 ile 2'nin çarpımı 4'ü götürür. 6 kök 3 çıktı şansımıza. Bu da 3'ü de 6 kök 3 çıktı. Toplam 18 kök 3'tür dedim sorumuzun cevabına. Ve geçtim 4 numaralı sorumuza. ABC üçgen. BCD doğrusal. 5 var 2 var 4 var. 5 var 2 var 4 var. Olduğuna göre ha bir de şu vermiş. Alan ECD ABC'nin 2 katıdır. Yani şuna A dediğinde şurası 2A alanıymış. Buna göre X kaç birimdir diye bir soru soruyor dostlarım. Bakın yine bu işte çok güzel bir sinüslü alan bağıntısıdır dostlar. Şuraya A açısı diyeyim. Şuraya da B açısı diyeyim. Dostlar sinüs alan bağıntısını ne zaman kullanacağız biliyor musunuz? Bize bir üçgenin iki tane kenarı verildiyse sadece iki kenarı. Bakın açı maçı verilmemiş. Sadece iki kenarı verilip de alanla ilgili bir şeyler soruyorsa
Biz o üçgende sinüs alanı aklımıza getireceğiz. Bakın şimdi şu ABC üçgeninin sadece bir kenarı 6, bir kenarı 5. İki kenarını biliyorum. Şu üçgene bakın, bir kenarı 4, bir kenarı x. İki kenarını biliyorum. Yani biliyorum dedim, burada bir şeyler yazıyor en azından. Bakın açıyla ilgili hiçbir şey yok. İşte bu soru çok güzel bir sinüs alan bağıntısı sorusu olur. Nasıl yapıyoruz peki öğretmenim? Şimdi bu A alanını nasıl yazarsınız? A eşittir. Sinüs alan yapıyorum bakın. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarını çarpıyordum 5 ile 6'yı çarpı sinüs A derece. Şimdi hemen altına 2A alanını yazıyorum sağdaki üçgeni. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı x çarpı sinüs B derece. Dostlar trigonometriden şunu bileceksiniz. Toplamları 180 ise açıların, bakın A açısıyla B açısının toplamı 180. Bunların sinüsleri, yani sinüs A ile sinüs B birbirine kesinlikle eşittir dostlar. O halde ben bunları şöyle bir oranladığımda sinüs A ile sinüs B sadeleşir. 1 bölü 2'ler aynı olduğu için sadeleşir. A'lar kafadan sadeleşir. Geriye ne kaldı? 1 bölü 2 eşittir kaldı şurada. Burada ne kaldı arkadaşlarım? 5 kere 6 30. Burada da 4x kaldı. Hemen içler dışlar yapıyorum. Şuradan devam edeyim. 4x eşittir 60 oluyor. 4x eşittir 60. X eşittir 15 geliyor. Sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı arkadaşlar. Evet, çevirdim arka tarafı. 20 numaralı köşe taşımızdayız. Oo, çok güzel bir sinüs alan bağıntısı sorusu. Bakın hemen 3'ü gördüm. Şimdi nerenin alanını soruyor? A, B, C. Bak bu üçgenin sen nesini biliyorsun? Sadece iki kenarını. O zaman sinüs alan aklına gelecek. Hemen sinüs alan bağıntısını yapalım. Şu aradaki açıya A derece deyip başlayalım. 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı sinüs A. E hocam sinüs A'yı bilmiyorum. Sinüs A'yı bulman için sana kesin bir şey vermiştir. Bak A ise burası, burası da A değil midir dostlarım? Ve sinüs bir dik üçgenden nasıl bulunuyordu? Karşı bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5'tir. O zaman sinüsü de biliyorum, sinüs A'yı. Artık gerisini yapalım. 5'ler sadeleşti. 8 kere 4 32. 2'ye de bölmemi istemiş. 16'yı işaretledim arkadaşlarım. Cevap Edirne'den geldi. Evet, şuna geçiyoruz hemen. Bakın yine 5, 12, 13'ü bir yazalım. Bizden tüm şeklin alanını istiyor. Bakın tüm şeklin bir bu kenarını biliyorum 13. Bir de bu kenarını biliyorum 15. Lan iki kenarını biliyorum. Ne yapacaktım? Sinüs alan. O zaman aradaki açıya bir A derece yazalım. Sinüs alanı yazıyorum arkadaşlarım. Şurada yazayım. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarını çarp. Yani 13 ile 15'i çarp. Çarpı bir de aralarındaki açının, yani A'nın sinüsü. E bak onu da bulman için sana burada kocaman bir dik üçgen vermiş. Karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 13'ü yazdım. 13'ler gitti. 2 ile de 12 sadeleşsin 6. 6 ile de 15'i çarpın. Sonra da Denizli'yi işaretleyin goberler. Evet, 3 numaradayız arkadaşlarım. Bakın yine 3, 4, 5 üçgenimiz var. Tüm şeklin alanını soruyor ve ben tüm şeklin bir bu kenarını biliyorum 8, bir de bu kenarını biliyorum 10 diyorum. O zaman sinüs alan yapacağım diyorum, iki kenarını bildiğim için. Aralarındaki açıya A yazdım. Hemen 1 bölü 2 çarpı birinci kenar, ikinci kenar, aradaki açının sinüsü, o da 3 bölü 5. 2 ile 5'in çarpımı 10'dur. Onu sadeleştirdim. 8 ile 3'ün çarpımı da Ceyhan'dır dedim. Ve geldim 4 numaralı soruya. Alan ABC nedir diye bir soru soruyor. Alan ABC neresi? Ha, şu üçgenin de bizden alanı isteniyor arkadaşlarım. Bakın ben bu üçgenin, yani şöyle tarayayım bu üçgeni. Yine sadece iki kenarını biliyorum. Bakın bir kenarı 18. Şuradaki kenarı da 5. Aradaki açıya hemen A derece yazdım ve geldim sinüs alanı yapmaya. 1 bölü 2 çarpı 18 çarpı 5 çarpı sinüs A. Bakın sinüs A'yı bulmanız için de size şurada bir dik üçgen vermiş. Hatta 8, 10. Burası 6 olan 6, 8, 10 üçgenidir bu. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüsten 6 bölü 10 dedim arkadaşlarım sinüsüne. Peki 5 ile şunu sadeleştirelim 2. 2 ile şunu sadeleştirelim 3. 2 ile 18'i sadeleştirelim 9. 9 ile 3'ün çarpımı kaldı. Yani 27 kaldı. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, kaçı da gömdük? 20'yi de gömdük arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar yeter. Bir sonraki videoda devam ederiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.